Reset Connect London, İngiltere'nin en büyük sürdürülebilirlik, ekosistem ve yeşil yatırım etkinliği geçtiğimiz hafta Londra'nın Excel Fuar Alanı'nda gerçekleşti. Londra İklim Eylem Haftası'nın amiral gemisi olan bu etkinlikte tek Türk firması Ankara Bilgi Teknolojileri tarafından hazırlanan Karbon IT ürünü fuara damga vurdu. İşte detaylar. Excel London fuar alanındayız efendim. Reset Connect fuarındayız. Yanımızda da Ankara Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Selim Yılmaz bizlerle birlikte. Aynı zamanda firmanın genel müdür yardımcısı Mete Aydın'dan da bugün bu standta verdikleri, sundukları ürünü konuşacağız. Tabii dilerseniz önce firmayı ve sizi tanıyalım Mehmet Bey. Evet. Biz Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yazılım üreten bir firmayız. Uzun yıllardır sanırım. Uzun yıllardır evet. Uzun yıllardır yazılım üreten bir firmayız. Kamu kurum ve kuruluşlarına yazılım yapıyoruz. Hemen hemen bütün bakanlıklarda ERP, CRM, CBS ürünleri ürettik. Güzel işler yaptık elhamdülillah. Bugün de buradayız. Evet. Allah'ın izniyle inşallah. Buradan da dünyaya yayılmayı planlıyoruz. Mesela bu ürünümüz Karbon IT ürünümüz. Sera gazı hesaplanması ve karbon ayak izi ile ilgili bir ürün. Biliyorsunuz son dönemlerde iklim değişikliği ile ilgili dünyanın aldığı tedbirler var. İşte Paris İklim Anlaşması ile Türkiye'de onun bir tarafı biliyorsunuz imzalandı. Onunla ilgili bir tedbir alınıyor. Çünkü son zamanlarda bir yağmur yağıyor, sel haline geliyor görüyorsunuz. Yani kışı eskisi gibi yaşayamıyoruz. Efendim, baharı eskisi gibi yaşayamıyoruz. İklim değişikliğinden kaynaklanan bir şey. Dünya 1 derece ısındı. 1,5 derece ısındıktan sonra artık iklim göçleri başlayacak. Hmm. Ve bu ciddi bir krize sebebiyet verecek. Aslında diyorlar ya, affedersiniz huzurunuzu tenziyen söyleyeyim işte, inekler sera gazı üretiyor, öldürmemiz lazım falan diyorlar. Ona katılmıyorum. Sera gazını fosil yakıtlar en fazla yapıyor. Karbon ayak iziyle ilgili dünyanın bu konuyla ilgili ayırdığı çok ciddi bütçeler var. Mesela İngiltere hükümeti bu işle ilgili 2027 yılına kadar 68 milyar pound bütçe ayırmış. Evet. Suudi Arabistan hükümeti de bu işe 100 milyar dolar bütçe ayırmış. Bunlar dünyada birkaç tane örnekten bir tanesi. Bu rakamlar büyük rakamlar ve bu rakamların içerisinde bizler neden olmayalım dedik. Çünkü biz teknolojide çok çok ilerideyiz. Yani çok ileride olduğumuzu görüyoruz. Dünyayı gezdiğimiz zaman, seyahat ettiğimiz zaman ne kadar ileride olduğumuzu, ne kadar güzel ve niş projeler ürettiğimizi buralara geldiğimiz zaman görüyoruz. Kesinlikle. Belki kendi yanımızda Türkiye'de görmeyebilir olabiliriz ama dışarıya çıktığımız zaman bizim ne kadar ileride olduğumuzu, teknolojik anlamda ne kadar başarılı olduğumuzu yurt dışına çıktığımız zaman görebiliyoruz. Evet. Bugün de Excel fuar alanında dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen firmaların kendi ürünlerini tanıttığı bu fuarda siz de ürününüzü tanıttınız. Peki şöyle bir fuarı gezme şansınız oldu mu? Şu anki sizin ürününüze benzer çalışmalar yapılmış mı dünyanın farklı noktalarında? Yoksa nelerle karşılaştınız bu fuarda? Yani çok ilgi var. Yani bizim standa ve yazılıma inanılmaz bir ilgi var. Detaylı olduğu için, çok detaylı olduğu için çok ciddi bir ilgi var. Yazılım üreten bir iki tane firma var ama onları çok daha fazla incelemedik. Mete Bey daha iyi bilecek. Çünkü o konuyla ilgili teknik kısmı Mete Bey anlatsın size. Ama sabahtan beri inanılmaz ilgi var ürünümüze. Bu bizi çok mutlu ediyor. İnanılmaz mutlu ediyor. Süper. O zaman Mete Bey, sizden alalım efendim detayları ürünle ilgili. Şimdi bu ürünümüz kurum ve kuruluşların sera gazı envanterini hesaplamasını yapıyor. Biz bu uygulamayı Türkiye'de yerli Türk mühendislerle birlikte geliştirdik ve Türkiye pazarında bu ürünümüzü zaten kullanıcıların kullanımına sunuyoruz. Biz bu ürünü daha bir global hale getirmek istiyoruz. Çünkü buradaki sürdürülebilirlik hedeflerinde dünyayı yakalamamız gerekiyor. Hem ülke olarak bu pazarın içerisinde bir söz sahibi olmamız gerekiyor ve bu ürünü biz Londra üzerinden global bir piyasaya sunmak için aslında buradaki fuara katıldık. Bu fuarda da gördüğümüz tek Türk firma biziz. Bu fuara gelen, biz de burada tek Türk firma olarak gören kişiler bize ayrı bir teveccühte bulunuyorlar. Ayrı bir memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bir de ürettiğimiz ürün de gördüklerinde muadillerine göre farklılıklarının olduğunu, fazlalıklarının bulunduğunu ve çok detaylı bir hesaplama yaptığı için işletmelerinin
gereksinimlerini karşıladığını ve hesaplamalarını bu uygulama üzerinden yapabileceklerini görüyorlar ve teşekkürlerini iletiyorlar. İnşallah Türk mühendislerinin geliştirdiği bu uygulamayı biz de globale buradan Londra üzerinden sunmayı hedefliyoruz. Hatta detaya girebilir misiniz? Özellikle bu ürün ne işe yarıyor tam olarak? Bu ürün işletmelerde sizin normal yanmanız, yani bacanız var, fabrikanız var diyelim. Bu fabrikanın içerisindeki doğalgazı tüketiyorsunuz. Bunun doğaya verdiği zararı hesaplıyor. İşçileriniz var, bir ürün ürettiğiniz zaman işçileriniz bulunduğunuz işletmenize servislerle geliyorlar veyahut da araçlarıyla geliyor. Bunun da bir doğaya negatif yönde bir etkisi var. Bunun gibi tüm verileri hesaplayarak sizin toplam olarak, kümülü olarak doğaya verdiğiniz zarar oluşuyor. Bu zararı nasıl azaltabiliriz? Doğayı nasıl koruyabiliriz? Çünkü hep beraber bir aynı havayı soluyoruz. Yani İngiltere'de de olsanız, Türkiye'de de olsanız hava aynı hava aslında. Bu hesaplamayla birlikte biz havanın temizlenmesi için çalışıyoruz. Bu program tam olarak havayı ne kadar kirlettiğinizi hesaplayıp çözüm önerisinde bulunuyor size. Ona bir tedbir alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu kadar sera gazı ürettim 2023 yılında. İşte şu tedbirleri aldım. 2024 yılında bu sera gazını şu kadar indirdim. İşte 2025 yılında buna indirdim. Hatta ve hatta onu artıya geçiriyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Fazla bir emisyon üretiyorsunuz ve onu da borsaya sunuyorsunuz. Evet. Şu anda şimdi burada hem bizim emisyon ticaret sistemleri var. Şu an Avrupa Birliği'nde yaygınlaşmış bir ticaret. Bunu Türkiye'deki emisyon ticaret sistemini de aslında kuracak bir altyapıyı da oluşturmak istiyoruz ki Türk firmaları yurt dışına bir para ödemesin. Bu emisyon ticareti nedeniyle negatif yönde bir para ödemesin. Bu sistem bu emisyon ticaretine giden yolda da firmalarımıza bir katkı sunuyor. Çünkü karbon şeysi var. Yani sınırda karbon vergisi var. Ticarette sınırda karbon vergisi var. Ondan dolayı işte onu biz dünden bugüne hem dün hem bugüne olan şeyi analiz yapıyoruz. Ayrıca ürünlere de artık bir karbon etiketi geliyor. Yani siz bir ürün aldığınız zaman ürünün üzerinde bunun doğaya vermiş olduğu karbon miktarı, üretiminden kaynaklı karbon miktarı, paketlemesinden dolayı karbon miktarı, ayrıca geri dönüşümünden dolayı ne kadarlık bir doğaya karbon zararı olacak şeklinde bir etiket artık ürünlerin içerisinde üstüne basılıyor. Bu ürünlerin etiketlerini de bu yazılımla işletmelerimiz üretip alan kişiler bu etikete göre artık bir tercih yapabiliyorlar. Yani ne kadar düşük zarar veren bir ürün varsa artık o tercih sebebi hale geliyor. Yani siz hatta de bu detayları tabii ki çıkartan evet. Programın yazılımını yaptınız. Hatta bu ileride şöyle olacak, bireysele inecek. Mesela sizin arabanız var, TÜİK'ten veriyi alacak siz. Kaç motor arabanız, senede kaç kilometre yaptınız, ne kadar yakıt yaktınız, evde doğalgaz ne kadar kullandınız. Bunlarla ilgili bireysel olarak da evlerde ve iş yerlerinde, tabii bu şu anda değil, ileriki zamanlarda, evlerde ve iş yerlerde sizin havayı ne kadar kirletiyorsanız o kadar da siz de bireysel olarak vergi ödeyeceksiniz. Hatta şu an İngiltere'de kullandığınız arabanın yol vergisini öderken arabanın emisyon gücüne göre vergi veriyorsunuz. Eğer motorunuz büyük ve emisyonu fazlaysa, daha fazla havayı kirletiyorsa daha fazla yol vergisi veriyorsunuz. Biz zaten yıllardır bu vergiyi veriyoruz. Evet, veriliyor zaten. Londra'da birkaç tane belediye ile görüştük biz. Onlara ben ürünü biraz bahsetmiştim. Şey dediler, yani ürün çok kapsamlı yapılmış. Her şeyi düşünmüşsünüz. Ürüne belediyelerden, yani görüştüğüm belediyelerden ilgi var. Evet. Çünkü zaten burada İngiltere'nin bu aslında katkısını belediyelere veriyor. Belediyeler dağıtıyor herhalde. Bunlar iyi bütçe, yani karbon ayak iziyle ilgili ve sera gazına bütçe ayırmışlar ve bütçeleri de dağıtmışlar sanırım. Bunlar iyi yatırım yapılsın evet. Diye. Beğendiler aslında. Ben birkaç belediye başkanıyla görüştüm. Beğendiler. Umarım burada sanırım birkaç protokol sözleşme imzalayacak gibi gözüküyoruz. İnşallah. Allah izin verirse. Tabii memleketimize faydalı olacak bunlar. Biz bacasız fabrikayız. Yolumuz açık olsun diyelim. Özellikle böyle bir fuarda tek Türk firması olmak da ayrı bir gurur verici bizim için. Sağ olun. Ama ilginin olması çok güzel bir şey. Yani emin ol, yani yorgunluğumuz gibi değil mi Mete'ciğim bizim? Yani böyle yani ilgi görünce insanların ilgilenmesi, sorması, standtan ayrılmıyorlar böyle. Sürekli soruyor şu nasıl olacak, bu nasıl olacak diye. Arkadaşlar sağ olsunlar çok güzel detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Ve bu beni çok mutlu ediyor. O kadar çok mutlu ediyor ki. Bu bizim için büyük bir başarı. Arkadaşlarıma her huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Karbon ayak izine katkısı olan ne kadar yazılım mühendisi arkadaşlarımız varsa hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ürün ürettiğimiz için çok mutluyuz. Ümit ederim memleketimize
katkıda bulunuruz.